Merhaba sevgili izleyiciler, Muğla Türk ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz ama bugün Ortaca'da sizlerle buluşuyoruz. Çok değerli program konuklarımız var. Hepinizin bildiği gibi kamuoyunu birazcık bizden söylemesiyle meşgul ettik bazı konularda ama artık işin ehlilerine sormamız gerekiyor. Ortaca Yaş Sebze Meyve Komşucular Derneği Başkanımız Sayın Sedai Beyefendi bizlerle birlikte. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Sayın Başkan Yardımcımız İsmail Bey, nasılsınız efendim, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bugün Cuma, yoğun bir gününüzde ama bize ve Muğla Türk izleyicilerine zaman ayırdığınız için, gündem özel programına zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, biz geçenlerde burada sizin haberiniz bir nevi yoktu. Haberiniz de yoktu aslında. Sonra belki gazeteden ve haber bültenlerinden öğrendiniz. Evet. Biz geldik sevgili izleyiciler. Hazır domates böyle birazcık fiyat artmışken, şunu da söylemek istiyorum. Rusya pazarı açılmışken dedik ki bütün Muğla'daki hallerimizi bir ziyaret edelim. Haldeki tüccarlarımızın, emek sarf edenlerin acaba durumları, moralleri nasıl? Çünkü Rusya kriziyle domates ve hal sektörü ciddi anlamda 2 yıldır sekteye uğramıştı ve sorunlar vardı. Yalnız biz bir mikrofon uzattık, 1000 ah işittik. Şimdi de sormak istiyoruz biz sayın başkanlarımıza ve başkan yardımcımıza. Biz sandık ki hallerde farklı yolunda giden bir süreç var. Ama anladığım kadarıyla Ortaca'da, sizin Ortaca Belediyesi'yle dışarıda bulunan halinizle alakalı ciddi anlamda bir karışıklık var. Çünkü Büyükşehir yasasıyla şu an Muğla Büyükşehir'e bağlı olan bir halsiniz. Ama önce evet, biz sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. Sedai Bey. Ben her şeyden önce size tekrar hoş geldiniz diyeyim. Ben Ortaca doğumluyum. 3 dönemden beri üst üste başkanlık kazandık. Çok iyi bir çevremiz var. Hepsinden Allah razı olsun. En büyük destekçim İsmail abimdir. Allah razı olsun. Tabii halde mutlaka sorunlar olacak. Hı hı. Sorunsuz bir yer olamaz. Bu gayet normal. Ama bizim halimizin dışında sıkıntımız. Bizim halin içerisinde hiçbir sıkıntımız yok. Sayın Gürüm Başkanım, Zabıta Daire Başkanım Şevket Bey, Hal Müdürümüz Mehmet Bey 24 saat yanımızda bizim. Gece gündüz bizlerle beraberler. Halin içerisinde herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim tek sıkıntımız halin dışarısında. Kim olduğu belirsiz kişiler ürün alıp satıyor. Hı hı. Şimdi 5957 sayılıyor. Hal yasasına göre dışarıda ürün alıp satmak serbest diyor. Fakat bu 5957'nin bu yasası bu şekilde diyor diye herkes gidip ürün alıp satmak zorunda değil. Böyle bir yasa yok. Her şeyden önce halkay sistemine girmeniz gerekiyor ürün alıp satabilmeniz için. Maliye kaydınız olması gerekiyor. Çok yerlere kaydınız olması gerekiyor. Peki Sayın Başkanım, bunun arkasına getireceğim ama önce İsmail Bey'i de tanımak istiyorum. Sayın Başkan Yardımcımız, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Aytan. 2005 yılından beri komisyonculuk görevi yapıyorum. Daha önce tüccardım. Tüccardınız. Evet, Ortaca Belediyesi'nden burayı aldık. Kendimiz binayı yeniden yaptık. Komisyonculuk görevine başladık. Tabii biz başladıktan sonra 5957 sayılı yasa çıktı. 5957. Şimdi bu 5957'yi daha bir net bir şekilde açabilir misiniz? Çünkü devlet memuru yasası gibi böyle bir 657'ye tabir gibi biz burada bir takılıp kalıyoruz. O öncelikle bilinmeyeni bir anlatalım izleyicilerimize. Bu derinliği olan ürünlerin, yani kısacası balıktır. Bunun içerisine bakliyat dahi girer. Bakliyatlar. Balık. Bakliyatlar, taze yaş sebze meyve, bunlar girer. Bunların alım satımı 5957 sayılı yasayla büyük belediyelere, yani bu yasanın yürütülmesi verildi. Yani Ortaca Belediyesi'ndeyken de zaten var mıydı bu yasa? Vardı. Hayır, 552 sayılı hal yasası. 552. Evet. 550, şimdi, 5957 büyükşehir olunca başladı. Yok, hayır. Türkiye genelinde hatırlıyor. Türkiye genelinde başladı bu. Hı hı. Türkiye 2014 yılına kadar, 2012'de çıktı, 2014 yılına kadar devam etti. 2014'te Muğla Büyükşehir olunca, hı hı, Büyükşehir Belediyesi'ne halimiz devroldu. Siz Ortaca'dan çıktınız ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devroldunuz. Devrolduk. Hı hı. Şimdi biz devralmadan önce size zaten sorunlarımız geliyordu. Daha önceki yasa 552 sayılı yasaydı. Hı hı. Oradan geliyordu. Çünkü burada hal kurulurken önce İstanbul'daki mal alan tüccarlar gelmiş burada ardiye yapmış. Daha önce Ekşilik Mahallesi var. Orada, hı, yapmışlar. Oradan buraya geçmişler. Burada yapmışlar. Sonra belediye burayı hale çevirmiş. Ortaca Belediyesi. Burayı hale çevirdikten sonra sistem bozuk kurulmuş. Tüccara göre kurulmuş.
Halcilik komisyon sistemine göre çalışır. Ha, komisyon sisteminde hem komisyoncu olur hem tüccar olur. Komisyoncu ürünü temin eder, üreticiden evet. alır, aracılık yapar. Ürünü borsada gibi fiyatlandırır. Fiyatlandırmayı belirliyor. Günlük mesela domates ne kadarsa, biber ne kadarsa bunların fiyatlarının belirlenmesi gerekiyor normalde. Arz talebe göre yükselir, düşer, borsa yapar. Borsa görevi yapar komisyoncular. Bu görevi yaparken üreticinin malında ne kadar değerli satarsa şimdiki yasaya göre %8 en fazla komisyon oranında kendin alır. %2'si topaj alır. Hı hı. Çiftçinin bağkur borcu varsa bağkur borcunu öder. Komisyonun KDV'sinde %1.44 olarak KDV'si tutar. Yani %18'dir KDV'de. Hı hı. Toplamda 12.44 gibi bir şey yapıyor. Çok toplam farklı masrafı. Bir şekilde normalde denetimi yani, mutlaka olması gereken bir sektör. He, bu şekilde. 1 liralık bir ürünü sattığın zaman %12.44'ü kesilerek üreticiye verilmesi gerekir. Ama burada bu sistem çalışmıyor. Yani yasal olması gereken ama yapılmayan da bir sistem var. Yapılmayan, uygulanamayan, uygulatamadığımız bir sistem var. Neden? Çünkü buradaki bu bozuk düzen... Geçmişten gelen ama. Geçmişten gelen, yani ben gelmeden... sonra olan bir olay değil. Önceden de vardı. Daha önceden Ortaca Belediyesi'nin yönetimindeyken bir ara demişler, işte biz size fatura sormayalım tüccarlara. Bazı tüccarlar kamyonla irsaliyeyi göndermiş. Diyelim İstanbul, Ankara'ya, İzmir'e, nereyse. O irsaliye tekrar tarih atılmadan dönmüş. Siz kira bedellerini yüksek uygulayın demişler. Uygulayalım size. Size evrak sormayalım demişler. Oradan birbirimizi idare edelim demişler o zamanın yönetimleri. Ben duyumlarıma göre. Çünkü ben 2005'ten beri komisyoncuyum. Şunu da söylemek istiyoruz. Yani 2005'ten beri İsmail Bey Ortaca halinde eski Ortaca büyük Ortaca Belediyesi'ne de aitken işletmeniz vardı ve burada görev yapıyorsunuz. Tabii. Kendi dükkanınız, iş yeriniz var. Tabii. 2005. Sorunlar başlamış ve ardı arkası galiba kesilmiyor. Şimdi bu baştan bozuk gidince ileriye dönük halen şimdi Büyükşehir Belediyesi aldı. Halin içerisini düzeltti. Sisteme koydu. Düzeldi? Şimdi biz Büyükşehir'e geçince neyimiz düzeldi? Yani şu an bulunduğumuz halde Büyükşehir'e bağlı olan Ortaca sebze kapıdan, ve meyve halinde ne değişti? Sen söyle. Şimdi daha önce de halde bir başıboşluk vardı. Teminat olayı geldi. Teminat. Yani o sistem yasalar uygulanmaya mı başladı? Faturasız Ortaca halinden, Büyükşehir'e bağlı Ortaca halinden hiçbir kimse bir ürün çıkaramaz. Belgesini almadan çıkaramaz. Kapıda kamera kontrollü bizim kapımız. Memurlarımız 24 saat güvenliğimiz var. Memurumuz var. Zabıtamız var. Halden sorumlu bir memur arkadaşımız var. Araç çıkamaz. Kesinlikle çıkamaz. Halin içerisinde bizim hiçbir sıkıntımız yok. Büyükşehir'in bize getirdiği yenilikler, iyiliklerden en başlısı birisi bu. Dolandırılma olayı bitti. Artık eskiden siz dolandırılıyordunuz değil mi? Çok da şimdi bizim dolandırılmamız, bakın bizim dolandırılmamız çok büyük oluyor. Köylünün de parasını ödeyemiyoruz. Şimdi haleke meyeti kuruldu. Evet. Ustasının bak bizim elinde evrayla gidiyor. Haleke meyetinden yazısıyla bizim teminatımızdan para ödeniyor. Büyükşehir'e verilen ürünler bir nevi garanti altında. Ha burada bir kendinize olan özgüveniniz tabii geldi. Ki. Yani tüccarında, esnafında, köylünün de yani hepiniz birlikte bir kendinize olan özgüveniniz var. Aynen. Paranızın Büyükşehir, geleceğini biliyorsunuz. Büyükşehir Ortaca Belediyesi'nin hali aldıktan sonra komisyoncuların kendine bir güveni geldi. Köylünün de güveni geldi. Fakat şimdi burada bir muallaklık var. Hal dışında da alışverişler var. Kimin ne yaptığı belirsiz. O zaman şöyle bir şey, şunu söyleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, burada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmiş durumdayız aslında. Çok teşekkür ederim sizlere. Biz sanıyoruz ki Muğla Büyükşehir'de gelince ortalık tamamen karıştı. Aslında Muğla Büyükşehir olması, halin Muğla Büyükşehir'e bağlanması, sizi kendinizi hem belgeli hem de bir şekilde aldığınız faturalı bilgili olması şeklinde kendinizi güvene aldınız. Aynen, aynen. Ama dışarıda bir lakaysizlik mi var? Evet. Dışarıda bir sıkıntı var. Şimdi, o zaman risk var, bu işte karışıklık daha büyük artıyor. Evet, dışarıda dolandırılana ben de hiçbir şey yapamam. Size gelip sormuyor mu dolandırılan köylü? Şimdi bize soramaz. Bize soramaz. Halin içinde verirse bana sorabilir. Büyükşehir'e sorabilir. Ama halin dışındaki... Şimdi şuraya geliyoruz. Yeni hal denilen bir yer var. Aslında depolama tesisi olarak. Sevgili izleyiciler keşke korsan hal. Yani çok farklıydı. Hatta şimdi, biz kameraman arkadaşımızla başkanım sözümüzü kesiyorum. Gittiğimizde bir dehşet içine düştük. Çünkü paketleme tesisleri var. Satış yapılıyor. Sebze ve meyveler gelmiş.
kalitesi standartların asla olmadığı bir yer ve çöplüğün ortasında bir depolama. Yani korsan hal. Şimdi bu korsan hali kim denetleyecek? Şimdi ona da ben bir açıklık getireyim. Kesinlikle ve kesinlikle bizim büyükşehire bağlılığı yok. Ha, herhangi bir Muğla büyükşehrin sorunu var mı? Hayır, biz ilgilendiremiyoruz. Orası hal değil. Hal dışı iş yeri. Şimdi burada kaldık. Hal şimdi, dışı iş yeri. Evet. Tamam. Yani böyle korsan bir halimiz böyle var. Bir... Sizin hatta ortaca da korsan halcikleriniz var. Evet. Ya var. Bu bir tek orası sınırlı değil zaten. Hı-hı. Tarış var, sanayi var, Karaburun mahallesi var. Oo, ne güzel. Şurada giderken Gerbelen diye bir mahallemiz var. Orada var. Şimdi belediye açısından yolda kontrollerimiz var bizim. Büyükşehir'in tam donanımlı... Büyükşehir kontrol ediyor ama sizi. Bakın. Ortaca, sebze, meyve halini büyükşehir kontrol ediyor. Doğru mu? Tabii ki. Hı-hı. Bizim yolda belli bir saatlerde rutin olarak kontrollerimiz var. Büyükşehir'in kontrolleri. Şehir arası bizim yollarda. Yani. Şimdi burada kesinlikle ve kesinlikle af denen bir şey yok. Zaten Osman, yani Sayın Osman Gür'ün belediye başkanım, saygı duyduğum bir liderimizdir, abimizdir. Kesinlikle ve kesinlikle kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kim olursa olsun. Orada o araç kontrol edilmeden gidiyorsa ya da herhangi bir eksiği var da gönderiliyorsa o memur yanlıştır. Tamam, bu konuda başarılı bir denetim var. Yani ben Gür'ün başkanıma buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Yani hakikaten gecenin 3'ünde 5'inde düşünebiliyor musunuz? Gece 3 ile 5 arası yolda denetim oluyor. Denetimler var. Denetimimiz var. Yani büyükşehirde bizim Ortaca içindeki şu an bulunduğumuz halin olduğu yerde bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz dışarıda şu var bakın. Bizim buradan çıkarken ürünlerimiz, tırlarımız, kamyonlarımız, arabalarımız faturayla çıktığı için üzerine bir maliyet biniyor. Tabii ki artık ADV'si uygulanıyor ve şimdi, tabii ki burada 1 liraya aldıysa 10 lira 15 lira olmak yasa yürümediği için köylüden komisyon sistemi oturmadığı için kesemediğimiz için köylüden biz bunun üzerine faturayı kestiğimiz zaman bir ek biniyor. Hı hı. Şimdi diyor ki gelen arkadaş da bizden ürün almak isteyen arkadaş. Ben diyor dışarıda 2 TL'ye yaptırabiliyorum domatesi. Ben diyorum 2... Senden niye 5 liraya alayım mesela? Hayır, yok, misal. O kadar 2200 değil. Lira yani %12'ye tamam mı? Yani 100, ne olur? 2240 lira 100, falan yapıyor. 120 lira birer kiloda. 250 lira gibi kiloda bir para biniyor. Bu da büyük bir para. Ama çok büyük geliyor para. Geliyor vatandaş dışarıda. Yani. 0.25 kuruş yani. Ben olsam da gelip sizden almam. Yani eğer dışarıda böyle bir satış sistemi varsa niye alayım ben? Yani bu yasanın değişmesi gerekiyor. Şimdi şu an Ortaca halinin içindeyiz. Halin dışarısında bir işletme var. İsim vermek istemiyorum. Hı-hı. Hallen arasında 2 metre var. Ya 5 metre. 2 metre. Yol. Sadece asfaltlar. Ya da 5 metre var. Şimdi büyükşehir Ortaca halinin içine karışabiliyor. Yasadan dolayı ama dışarıya karışamıyor. Yasadan dolayı. Yine ikisi de yasayla alakalı yani, kaldık. Yani burada evet. Büyükşehir Belediyesi'nin bir günahı yok yani. Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamanın bir anlamı yok. Şimdi biz de kanunları okuyoruz. Şimdi kanunlarda bir sıkıntı var. Şuraya yapsana. Yani o şöyle bir şey. Aslında kanunlarda bir karışıklık var. Biz bunu çözemiyoruz. Dışarıya da bunu anlatamıyoruz. Ama malını almak isteyen gelen mesela ben İstanbul'dan geldim malımı alacağım. Hazır dışarıda bir pazar var. Ve atıyorum 200 lira ya da 1 lira ya da 50 kuruş bile olsa benim için büyük bir rakamdır. Bence, mazotumdan kurtarmış olurum size vereceğim bence, para ediyor. Bakın şimdi, bence yasada boşluk yok. Yasada boşluk yok. İsmail bence. Abi çok farklı söylüyor. Bu arada sevgili seyirciler çünkü çok farklı bir program gidiyor. Bilmediğimiz bir yasayı tartışıyoruz aslında. Aslında biliniyor da bilinmiyor. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Şöyle evet. Hani şimdi diyor ki yasa 23. madde var denetim. Toptancıların. 23. madde denetim evet. Belediyeler ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak ve yetki alanları içinde olmak kaydıyla toptancı hali dışında bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde hal zabıtaları aracılığıyla denetim yapma yetkisine aizdir. Sınırı ve mücavir alanlar içinde toptancı hali bulunmayan belediyeler bu denetimi belediye zabıtası aracılığıyla yerine getirir. Bizim ilçemizde hal olduğu için hal zabıtasının yerine getirmesi lazım. Yalnız burada yetki alanı diyor ya. Bu yetki alanını bizim Büyükşehir Belediyesi dediğine göre bir mahkemeleşme olmuş. Bu mahkemeleşmede kaybetmişler dediklerine göre. Muğla Büyükşehir bu yetki alanını kaybetmiş. Ya hayır. Hayır, yasanın bir yerinde bir ceza yazmış birisine. Hı. Ceza o da karşı gelmiş. Mahkemeyi kaybetmişler. Demiş ki yetki alanı ana yoldur demiş. Yani o tarafa karşı taraf. Karşı taraf ana yoldur. Evet. Ana arterler karışamazsın. Karışamazsın demiş. Buradan kaybettiği için bakanlığa defalarca onlar yazı yazmışlar. Defalarca biz yazıyoruz. BİMER'e bu yetki alanının düzeltilmesi diye. Bakanlık bunu düzeltmiyor. Düzeltmek açıklık getirmiyor. Siz orada kaldınız yani. Burada şimdi büyükşehir denetleyemiyor.
Ortaca Belediyesi zaten Ortaca Belediyesi de diyor ki ben sadece ruhsat vermekle yetkiliyim. Gerisi beni ilgilendirmez diyor. İlgilendirmez de yasada öyle diyor. Ruhsatlandırır sadece diyor. Zepse meyvesi yani büyükşehir olan yerde hal olan yerlerde halin bağlı olduğu belediye. Halin bağlı olduğu belediye büyükşehir bizde. Öbür tarafta bağlı bir yer olmadığı için rahat çalışıyor. Belediye denetler diyor. Yani. Oranın ruhsatı var mı? Onu biz bilemeyiz. Şimdi orası... Sormadınız mı belediyeye gidip de bunlar ruhsatlı mı? Siz burada ruhsatlısınız, KDV ödüyorsunuz, toplantıda, belediye vergi ödüyorsunuz. Geçen gün orası ne ödüyor? Kaymakamlıkta bir toplantı yaptık. Dört tanesi ruhsatsızmış. Üç dört tanesinden, iki üç tanesinden bir şey varmış. İlçe tarımdan şey almamışlar, gıda sicili almamışlar. Yani üretim merdiven altı olmuş. O şekildeymiş. Ama esas oranın kuruluşu yanlış. Nasıl kuruluşu yanlış? Orada Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Ortaca Belediyesi'ne ait araziyi 500 metrekaresi senin, 700 metrekaresi senin, 300 metrekaresi senin, 400 metrekaresi senin şeklinde sade arazi olarak boş araziyi vermiş. Boş araziyi belediye belli bir miktar karşılığında kiraya vermiş. Araziyi. Arazinin üzerine plan yok, su yapısı yok, altyapısı yok, hiçbir şey yok. Plan proje, planı yok. Projesi yok. Adam işte, yapı kullanım izin belgesi yok. Bu bina yapılmış oraya kiralayan tarafından. Yapıldıktan sonra buraya Ortaca Belediyesi gelmiş, iş yer açma ruhsatı vermiş. Çok iyi. O zaman biz de açalım burada bir iş yeri. Ruhsat vermiş. Onu biz bilemeyiz. Şimdi ruhsat vermiş. Bu ruhsata zaten ruhsata bağlı kalmadan ilçe tarım hijyenik durumuna bakıp gıda üretim belgesi verebiliyor. Bir şey soracağım. Yani ilçe orada hijyenik durumu onay mı? Okey mi veriyor o çöplüğün içinde? Veriyor. Hepsine şimdi şu anda şu anda verildi. Sözünüzü kesiyorum. Sedat arkadaşımız eğer yayını görebiliyorsa yayını sevgili arkadaşımız o ilçe tarımın onay verdiği yere de Ortaca Belediyesi ve ilçe tarımın göz yumduğu yani ruhsat verdiği alandaki o çöplük görüntülerini ekrana verebilirsek ben çok mutlu olacağım. Çünkü bunu artık herkesin bilmesi gerekiyor. Yani böyle bir alana onay vermemesi şu lazım. Şu an sizlik programdan sonra tüm hepsi yasal hale geldi. Yasal hale getirildi. Evet. Bir günde, iki günde yani o program... Geldi. Yani Ortaca Büyükşehir, Ortaca Belediyesi, ilçe tarım hepsini yasallaştırdı mı? Çöplüğü de onay verdi. İlçe tarım içerisine bakıyor, dışına bakmıyor. Dışına i̇lçe bakmıyor. Tarım. İlçe tarım iş yerine bakıyor. İş yerinin içine bakıyor. Dışarısı... İçerisi hijyenikse... Gördüyse, hijyenik gördüyse. Tabii dışarıdaki çöpünle giriyorsun, içerisi hijyenik oluyor. Ha. Bir de şey var mesela oraya sağlık il sağlık ilçe sağlık müdürlüğü de kontrol etmesi gerekiyor. Onlar da okey veriyorlar ki. Yani o zaman sevgili izleyiciler gerçekten farklı bir şeye giriyoruz. Yani olay birbirini yakalıyor ama ciddi anlamda karma karışık bir durum var. Çöplüğün ortasında sineklerin hele ki Ortaca'nın sıcağı yazın çok kötüdür. O çöplüğün içinde üretilen ürünler ve onay verilen bir süreç tamam içerisi temiz ama dışarısını affedersiniz pislik götürüyor. Daha farklı şeyler söylemek isterdim ama şu an yayındayız müsait değil. Çok farklı bir süreç. Peki siz burada şu an halde büyükşehir yasasından dolayı evet biz iyiyiz dediniz. Gayet kontrollerimiz sağlıklı. Para kazanmıyoruz, iyiyiz. Para kazanmıyorsunuz, iyisiniz. Çalışamıyoruz, iyiyiz. Kaç dükkan var burada Sayın Başkanım? Burada, yani siz burada kaç tane toplancı olarak? Burada 35 tane dükkanımız kaç var. Kaç dükkanınız açık geldiğimde yoktu ama? Bugün cuma. Cuma Cuma'dan bahsetmiyorum ben. Şimdi, programa geldiğimde, bakın, ben halka mikrofon uzattığımda, iş yeri sahipleriyle konuştuğumda biz bittik diyen bir üretim toptancınız var, esnafınız var burada. Şimdi bu normal. Normal. Tabii. Dışarıda bedava satış. Yani şimdi bakın üretici dolandırıldığı zaman hale geliyor bizim yanımıza. Dolandırılmadan önce gelmiyor. Gelmiyor. Kim geldi 10 kuruş 20 kuruş fazla verdi diye gidip evinin önünde veriyor. O hal yani dışarıda veriyor, orada veriyor, burada veriyor. Şimdi ister istemez bazı arkadaşlar dükkanını kapattı. Tabii. Yani çalışamaz oldu. Zor. Yani şimdi günde 5 tane 6 tane müşteri geliyor bana. 5-6 tane müşteri geliyor. Müşteriyle konuşuyoruz. Diyor ki bana domates alalım. Tamam alalım. Müstahsilden alalım. Tamam. Ödemesini nasıl yapacaksın? Diyor ki %40'ını veririm. %60'ını 15 gün sonra veririm. Bana teminat ne vereceksin dediğin zaman ne teminat istiyorsun diye. Dışarıda herkes yapıyor bu şekilde. Ben garanti vermiyor. Mı vereceğim? He, ne garantisi vereceğim sana diyor. Dışarıda diyor nasıl yapıyorsun? Dışarıda diyorum soruyor. Şimdi biz de önce bizimkini anlatayım nasıl çalıştığını. Bize üretici ürünü getirir. Evet.
Biz üreticiden ürünü teslim alırız. Satarken faturalandırırız. Komisyon olduğumuz için. Kaç paradan satın? Satarken faturalandırdığımız zaman müşterimize faturasını veririz. Müstahsilimize müstahsil makbuzu çıkar. Yasal kesintisi yapıldıktan sonra. Ama biz bunu kesintiyi yapamıyoruz. Kendi cebimizden ödüyoruz. Neden yapamıyoruz? Rakabet şartlarından dolayı yapamıyoruz. Hı hı. Yani kanunu vergileri %2'si topacı kendi cebimizden ödüyoruz. Bakır primi varsa borcu kendi cebimizden ödüyoruz. Hepsini cebimizden ödüyoruz. Bu kesintiyi yapamadan ödüyoruz. Mal mutlaka buraya gelen üreticinin malı bize girer, bizden çıkar. Biz de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, halka sistemine bağlı, yani kayıtlı. Bütün ticaret odasına, ilçe tarıma, oradan ilçe gıda üretimimizin belgemiz var. Maliye, hepsimiz, her şeyimiz tam bizim. Yani siz yasal olarak bu şekilde yasal, çalışıyoruz. Yasal prosedürde çalışan bir işletme sahibisiniz. Evet, buradakiler ama hepsi öyle. Burada normal bu şekilde işleyen bir prosedür. Ama şimdi dışarıda dışına ne yapıyoruz biz? Ben geldim, üretici, ben alacağım domatesi. Çok bu arada çok güzel gözüküyor domates bu yıl, bereketli. Allah evet, daha çok da bereketini artırsın. Şimdi ben domates almaya geldim, iki tır getirdim. Domateste de ortaca kabuğunu kırdı, gidiyor artık. Güzel. Hakikaten çok güzel ürünler. Fethiye'yi bilmiyorum, biraz sonra bunu da soracağım size ama. Biz Fethiye'yi, Antalya'yı solladık, gidiyoruz. Gidiyorsunuz, gidiyoruz ama satamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Sorun orada. Sorun orada. Bunu da bir değerlendirmek lazım. Önce şimdi, bir sizin yüzünüzü güldürmek lazım aslında domates üretici gülmesi şimdi için. Şimdi hal dışını birinci derecede büyük alıcılar tercih ediyor. Hal dışını. Mesela ben iki tır getirdim, İstanbul'dan geldim. İki tırı size değil de öbür tarafa götürdüm. Ben nasıl ürünüm, malımı alacağım? Evet, hiçbir belge yok. Yani oh, bir sözleşme evet, yok arada. Seninle mesela garanti ben yok, geldim çok rahatım. Ha. İki tır sevgili izleyiciler dedim, yanaştırdım deponun önüne. Ben hal dışındayım, dışarıdayım. Hı. Hal dışı esnaf olarak, tüccar olarak kayıtlıyım. İşte getirdin diyelim malın 60 milyar tutuyor alacağın var. Ben bunun 30'unu vereceğim, 30'unu 20, bir ay sonra vereceğim. Bir ay sonra vereceğim dedim. Senedin yok, sepetin yok, çekin yok, neyime evrakın yok. Bir de üreticinin malını nasıl vereyim sana biliyor musun? Üreticinin TC'sini vereyim sana, sen halka sistemine bildirimi yapıyorsun. Oh, direkt güzel, beni katmıyorsun içeriye şeye. Ben vergi dışı kaldım. Devre dışı. Devre dışı. Ooo ne güzel. Vergi de ödemiyoruz, kaçırdık vergiyi de çok. Mal güzel, senin oluyor direkt üreticiden. Direkt senin oluyor. Ben gittim senden değil de gittim aslında ben, üreticiden. Yarın sen Ayşe teyzemden aldım iki tır. Hayır öyle görünüyor. Öyle oluyor. Beni devreye sokmuyorsun. Ayşe teyzen de kime gittiğini bilmiyor malının. O da kime gittiğini bilmiyor. Malı gitti ama kime gitti? Tamam. Adresi neresi? Ben yok, bir ay sonra yokum, parayı ödemedim. Ne yapacaktı Ayşe teyzen? Kimse aynen, bir şey yapamıyor. Her şey böyle oluyor. Dışarıda zaten verilen ürün. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bile bile. Peki bu marketin ortaca özgü mü? Yani mesela Kumnova'da böyle mi? Fethiye'de böyle mi? Başka yerlerde hal nerede var? Hangi bölgede şimdi var? Şimdi bizim size özgü mü yani? Bizim Muğla bölgesinde genelde böyle. Ama Fethiye Antalya bölgesinde böyle değil. Kumlu'da da bunu Fethiye duymadım, ayrı. Neden ayrı bir cumhuriyet mi Fethiye? Fethiye. Her zamanki yine sevgili seyirciler, Behçet Sanatçı'nın sayın belediye başkanı söylüyor ya, beş kaza ruhu farklı. Beş kazada bunu Fethiye yapamazlar. Şöyle, Fethiye'de daha önce üç tane hal vardı. Evet. Üç hali birleştirdiler, tek hal yaptılar. Oraya şimdi Karaçulu'ya biliyorsun yeni tek hal yaptılar. Evet, büyük bir halimiz var. Ha, o hal Muğla'ya devredildi. Ya Muğla büyükşehir de her şeyin hazırına kondu birazcık şimdi, aslında yasası. O hal devredildi ama eski Çamköy halinin yerinde veyahut Karaçulu halinin yerinde veyahut çarşıdaki yer zaten kapanmıştır şimdi. Hiç kimse orada ürün yapamaz. Alamıyoruz. Alamaz kimse. Marketler bile gidip orada halden bak, almak. Şu anda Çamköy halinin yerindeki dükkanlar bomboş duruyor. Hı hı. Kimse açıp da kapısını yapamıyor. Niye? Var bir şey. Bunu bir denetleyen var. Orayı denetleyen bizi neye denetlemiyor? İşte biz bunu bulamıyoruz. Ha bize şu mazereti sunabiliyor büyükşehir. Fiziki altyapı yetersiz diyor halinizin diyor. Onun için fazla sıkıştıramıyoruz diyor. Bu şekilde bir şeyimiz oluyor, diyalogumuz oluyor. Yeni hal yapacağız dediler. Yeni hal yapılınca bunların hepsi kapanacak mı? Mesela işte, oradakini kapatacak o zaman bu yasa nasıl çalışacak diyorum ben. Soruyorum cevap alamıyorum. O zaman cevabı, öyle bir yasa varsa yani yeni hale geçilince denetlenebiliyorsa şimdi denetlenmesi lazım işte, aslında. Ama burada sanırım Ortaca Belediyesi burada bir şey rolantada bir süreç var. Ha bizim Ortaca Belediyesi'yle hiçbir bağımız yok. Bağımız yok. Sadece siz kime bağlısınız? Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıyız. Sizin bu sorununuzu kim dinliyor? Bakın
Ben anlatıyorum. Dinliyoruz, cevabını alalım. Mutlaka ekran başındaki izleyicinin de kafası karıştı. Haldeyiz sevgili izleyiciler. Ya biz muhatap bulamıyoruz. Ben sizi şimdi soruyorum muhatap bakın, olarak. Ben anlatıyorum. Hı? Ya anlatmasını mı beceremiyorum? Bakın. Bizim halimizde bir sıkıntımız yok. Halde yasadan dolayı, yasadan dolayı dışarıda ürün alıp satmak serbest. Fakat bu ürün alıp satmanız için de sizin de bir özelliğiniz olması gerekiyor. Evet. Vergi kaydınız olması gerekiyor. Yok. Şube kaydı. Şube kaydınız olması gerekiyor. İş yerinizin ruhsatı olması gerekiyor. Ticaret odasında şube kaydınız olması gerekiyor. Yani bu dışarıda bizim sıkıntımız. Benim dışarıda bir sıkıntım yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam, büyükşehir yasası gelmiş sevgili izleyiciler. İyi de gelmiş, hoş da gelmiş diyoruz bazı noktalarda. Büyükşehir yasasıyla alakası yok. Şimdi işte anlatmaya çalıştığım nokta o. Burada herhangi bir sorun yok. Ama o zaman ne olacak? Ruhsat işi belediyede değil mi? Ortaca Belediyesi bakmıyor mu bu işe? Dışarıdaki halle alakalı. Yani bağlı. Sizin korsan halleriniz. Vermese, vermese bu iş olamayacak. Olamayacak. Yani insanlar da gelip buradan resmi kayıtlarıyla mal almak zorunda değil mi? Aynen öyle olacak. O zaman sorun Ortaca Belediyesi'nde. Vermeme gibi bir şansım olduğunu tahmin etmiyorum. Ben iş, yasada var. Yasada var abi. Var. Bakın. Hı. Bağlı bulunduğunuz belediyeden diyor iş yeri açabilirsiniz dışarıda. Hal dışında. Fakat hal dışında şu var. Onların KDV'si, rüsumları farklı. Anladın yani açıda götürü usulü de dediğimiz hani bizim tabiri caizse tamam, böyle onlar siz %18 ise onlar %1 ödüyor. Değil, hayır hayır onlar %8 KDV öder. Rusun %2 eder. Biz 1 öderiz. Rusun halin içinde büyükşehir halinde 1'dir. Anladım. Aslında anlamadık. Hiç tamam, hiçbir şey anlamadık. Anladık diyoruz ama yalan sevgili izleyiciler. Hiçbir şey anlamadık. Çünkü evet büyükşehir yasasıyla Ortaca yaş sebze meyve hali Ortaca büyükşehire bağlı. Ama siz burada para kazanamıyorsunuz. Kazanamama sebebinizi de ben anlatıyorum. Dışarıda farklı hal sistemi var, korsan halcilik. Çünkü siz söylediğiniz gibi 5957'ye tabi şekilde sisteme uygun çalışıyorsunuz. Aynen. Devletin verdiği yasaya kurallara göre çalışıyorsunuz. Aynen. Ama dışarıda bir nevi bedavacılık yapan bir sektör var. Evet. Bu şekilde de İstanbul'dan, Ankara'dan, diğer bölgeden gelen, mal almaya gelenler sizi tercih etmiyor. Siz de bu durumdan mağdursunuz. Şimdi neden hali tercih etmiyoruz? Ama ben bakın, az önce bakın, konuştuk İsmail bakın, amca size, dedim ki ben, size buna ben bedavaya tıkkı yukamıyor ne dedim gittim. Size buna bir açıklama getireyim. Buyurun. Bakın. Benden çıkan ürün kesinlikle faturalı çıkıyor. Tamam işte ben faturadan bir saniye, kaçıyorum. Bir saniye onu anlatıyorum. Hı-hı. Sizin bana para ödememe gibi şansınız yok. Evet. Benim de köylüye para ödememe gibi şansım yok. Her şey ben resmi. Size, tabii ki köylüye müstahsil bakmazı verdiğim zaman ben o parayı ödemek zorundayım. Sizde ben fatura kestiğim zaman bakın fatura kesmek öyle... Daha önceden kalem al yaz öyle bir şey yok artık o iş bitti artık. Devlet sistemine giriyorsun mu? Evet kayıt sistemine giriyorsunuz. Kayıt sistemi bakın, var her yere düşüyor sistem. Diyor ki bu ürünü kimden aldın? Hangi araçla getirdin? Köylünün yetiştiricinin telefonunu istiyor, TC'sini istiyor tabii sistem. Ki, tabii ki. Karşı tarafta kime sattın? Bu ürünü kime sattın? Kimse algı vergi kaçıramıyor sizde. Evet hangi araçla götürdün diyor. Herhangi bir incelemeye girdiği zaman... Girmesine gerek yok. Sistemde görüyor. Bugün ben buradan İstanbul'a gönderdiğim kamyonu burada hal müdürümüz çıkış verden onay verdiği an İstanbul görüyor. Hal müdürü görüyor. Sistem görüyor. Yani sistem olan görüyor. Malını ve ürününü biliyor. Kaçakçılık evet. Yapılamıyor. Bakın halin içinde olsa bu alışveriş hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı dışarıda. Bu da neden? İşte köylüye vatandaşa ucuz ürün yedirelim diyerekten yapılan bir yasa. Fakat bu yasada çok büyük muallaklık var. O zaman biz yasanın herkes değişmesini yasa, isteyeceğiz. Yani kime, herkes, peki bunun için kime başvuracağız? Herkes, bakın biz gerekli... Hadi hep birlikte gidelim bakın, tamam şimdi, gerekli siz müracaatlarınızı yaptınız. Tabii, nereye tabii. Gideceğiz? Yani devletimizin kime olarak, gideceğiz? Dilekçelerimizi yazdık, bakanlığa yazdık, Ziraat Odası da yazdı. Hı-hı. Tamam mı? Yani kimse boş durmuyor, bir şeyler yapalım diyor uğraşıyoruz. Yani bu dükkanların kapalı olmasından ben çok mu mutluyum? Mutlu olmamamız lazım. Yani belediye başkanımız çok mu mutlu, daire başkanımız çok mu mutlu, hal müdürümüz çok mu mutlu? Hepimiz muzdaribiz ama yasadan dolayı herkesin eli kolu bağlanmış. Yani şimdi, bu esneklikler aslında şimdi, şunu anlamaya çalışıyorum ben affınıza sunuyorum sayın başkanlarım. Aslında bu esneklikler var ama bu esneklikler neden o zaman Fethiye'de, neden Kumlova'da, diğer bölgelerde niye yapılamıyor? Yani biz bunu bu şekilde yapamayız. Gayri resmi bir şekilde bu satışlar o bölgelerde yapılmıyor ama Ortaca'da var. Siz bu sonunda sorumlusunuz. Bakın, burada maliyeye çok büyük iş düşüyor. Ortaca maliyesi. Evet. Bakın, sayalım. Bakın bizim şimdi. Muhatap alacağımız kişiler kimler? Ortaca Mahallesi, ilçe tarafı, ziraat. Muğla Vergi Dairesi. Muğla başta. Vergi Dairesi. Şöyle, Muğla Vergi Dairesi Ortaca'ya iki tane denetimci vermiş. İki o tane iki denetimci de yeni iş yeri açımlarının kontrolünü ancak yetiyor.
Yeter. Şimdi şöyle bak, esas konu şurada. Şimdi hal dışının aslında masrafı daha çok. Hal dışındaki tüccarlık yapan bir işletme sahibi veyahut ayakta seyyar yapan bir işletme sahibi %8 KDV ödemek zorunda. Hı hı. Stopacı %4 gider olarak. Aynı Bağkur kesintisini yapmak zorunda. Bunları yapmak yolunda toplamı %10 değil %18'e varıyor onların gideri. Ama devreye girmediği zaman bu %18 olmuyor. Tabii. Şimdi diyelim A marketi. Biz dışarıdan geldi, çok şubeli bir market. Adam gelip bizden yaptırmıyor. Tabii öbür tarafta vergiden düşürecek. Şimdi bir aracıyı dışarı çıkarıyor. Evet. Adama kiloda 10 kuruş prim veriyor. Bunlar o şekilde çalışıyor. 10 kuruş. Yani denetimsizlik var ama bu denetimi bu 10 kuruş primi de bilemedik biz. 10 kuruş aldığı primi diyelim 1000 ton mal yapan bir kişi 100 milyar kazandı. 100 bin TL. Bu 100 bin TL'yi hiç vergisiz kazanıyor. Peki şunu soracağım. Size göre nasıl bir çözüm üretilmeli? Sıkı denetim. Çünkü bu işi siz biliyorsunuz. Yani ben sizin sektörünüzü anlamıyorum. Nasıl ben? Nasıl denetim yapacağız? Nasıl bizi denetim denetliyorsa, devletimiz bizi nasıl denetliyorsa. Devletten mi isteyeceğiz bunu? Tabii ya, devletten isteyeceğiz. Devlet de ona kimi görevlendirirse, ilçe zabıtasını mı görevlendirecek? Maliyeyi mi görevlendirecek? Şimdi esas konu şurada. Büyükşehir Belediyesi ana yollarda. Hı hı. Denetim noktalarında denetim yapıyor. Ama İlçelerde kim yapacak? Denetim noktalarına gelinceye kadar işte. Esas hırsızlık, esas İlçe. Devletin parasını çalma. İlçelerde. Çok üzgünüm. İç bölgelerde. Nerede? Büyük portakal bahçelerinde veyahut nar bahçelerinde, sera önlerinde, alışverişlerde. Yani çak mahallelerde. Çak mahallelerde, yol üzerlerinde. 11 tane bizim soğuk havamız var Ortaca'da. 11 soğuk hava deposu. 11 tane. Maşallah. Full dolu. Narlı dolu. Hayır, burayı dinleyin. Bir tane zabıtayla ve maliyeyle gitsinler, bu depoları bir kontrol etsinler. Kardeşim içeride malım var. Depoda bakın. Anlamak istemenilen bir şey var burada. Biz komisyoncuyuz. Denetlemek istemiyorlar. Biz komisyoncuyuz. Benim denetlenecek hiçbir şeyim yok. Tüccar KT alıp satan kişidir. İçerideki malın faturasını vermek zorunda. Tabii ki. Depolar full dolu. Şu hal dışındaki iş yerine giderim yine dolu. İçerideki ürünün faturasını vermek zorunda. Bunu soramıyorlar. Neden korkuyorlar mı? Yani anlamıyorum. Yani. Yasayı bilmiyorlar. Yasayı bilmiyorlar. Görev yapan. Bakın geçen gün bir toplantıda dedi ki be. Şimdi burada iyice karıştık yani. Bakın bakın. Buradaki görev yapanlar yasayı bilmiyorlar. Bakın buradaki bir dedi ki halkay sistemi nedir dedim o zaman. Öyle. Serap Hanım halkay sistemi nedir dedi. Memur. Yok. Maliye müdürü. Ya isim var mı? Ver. Düşünebiliyor musunuz? Bu kelimeyi kullandı. Halkay sistemi nedir diyor. Ben kiminle nereye gideyim? Şimdi şöyle bir durum var. Biz üreticinin malını satıncaya kadar bizim stokumuzda durur. Hı hı. Satarken müstahsilini keseriz. Hı hı. Ama hal dışındaki kim olursa olsun hal dışı yani sıfatlar var bizim halkay sisteminde. Evet. Hal dışı sıfatında tüccar var, ihracatçı var. Tabii ki hepsinin bir sınıflandırılması var. Hem sigorta kayıtlarımız bile farklı. Manav var. Bu şekilde sınıflar var. Hastane var, çeşitli sınıflar var. Bu sınıflardaki kişiler veya kuruluşlar bir ürünü müstahsilden yani çiftçiden aldığı zaman otomatikman kilosu belirlendiğinde fiyatı belli pazarlıkla alıyor çünkü. Kaç paradan aldı? 2 TL'den veya 1 TL'den. 2 ton ürünü aldı 2000 TL yaptı. 2000 TL'lik müstahsil makbuzunu kesip kaydını alması lazım. Bu da yapmıyorlar. Şimdi işte Sedai Bey'in dediği orası. Bu depolardaki narları, limonları hiçbirisi müstahsil makbuzu kesilik değil. Kime satarsa bak kime satarsa 3 ay sonra satar, 1 ay sonra satar. Satarken ilk üreticinin TC'siyle son alıcıya faturalandırıyorlar. Yedim, o zaman buradaki, siz de gidin dükkanlarınızı taşıyın öbür tarafta iş yapın. O zaman siz batıyorsunuz. Batıyorsunuz. Şu anda biz yani. Kiralarımızı ödemiyoruz. Şimdi abaltından zoba gösteriyorlar bize. Müfettiş gelmiş. Hı hı. Bu kiralar niye ödenmedi demiş. Niye ödenmedi? Biz çalışamıyoruz. Hal dışının denetimi olmadığı için ne yapıyor adam? Büyük para. Şimdi bu zebze meyve ticareti büyük para. Adam batışınız da çok büyük oluyor. Şimdi şöyle bir şey. Aynen. Diyelim 500 tonluk bal 50 bin TL 40 bin TL bir gider oluyor. Hı hı. Adam bu gideri tasarruf etmek, devletten kaçırmak için bize iş yaptırmıyor.
Biz iş yapamayınca ne yapıyoruz? Kiramız cepten ödüyoruz. Bütün giderlerimiz cepten. Her şeyimiz cepten. Ben aşağı yukarı bu yasa çıktı çıkalı %80 kiramı cebimden ödüyorum. Nereye kadar dayanacağım? Ha bugün düzelir, yeni hal yapılır. Ha bugün düzelir, ha bugün düzelir. Umutlanıyoruz biz yeni hal. Şimdi bize o dediğin korsan halı yeni hal yapılacak. Burası çevresi sığınak olacak dediler. Kaç sene onunla oyaladılar bizi. Ortaca Belediyesi önce oyaladı. Sonra devrolduk Büyükşehir'e. Şimdi Büyükşehir'den bekliyorsunuz. Şimdi Büyükşehir'den bekliyoruz yeni hal yapılacak. Yok geçmemiş, geçmemiş daha. Yeri bile belli olmamış daha henüz. 3 yer var. Kararı veremediler. 2019-2020'ye kadar birazcık belki daha umut edin. Ben ölürüm. Benim otogar görünüyor. Benim görüşüm benim ömrüm yetmez herhalde. Allah uzun ömür versin. Umudum gitti. Öyle, umudum gitti. Peki şimdi şunu rica edeceğim sizden. Çünkü hızlı bir şekilde derdimizi anlatmaya çalıştık. Süremizi de aştığımızı biliyorum. Arkadaşlarımızdan göre. Şimdi halkışınla %8 KDV oldu. Biz kimden destek isteyelim? Biz. Yani biz valimize mi gidelim, milletvekillerimize mi gidelim, direkt Büyükşehir'e komple beraber tekrar mı gidelim? Yani imdat diyoruz, bize SOS veriyoruz. Bu sektör direkt Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan destek isteyeceğiz. Gümrük nasıl destek Ticaret isteyeceğiz biliyor musun? Gümrük Ticaret Bakanlığımızdan destek istiyoruz. Neden biliyor musun? Biz Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Bu yasanın uygulanmasıyla sorumlu olan kurum Gümrük Ticaret Gümrük Bakanlığı. Gümrük Ticaret Bakanlığı. Evet. Yani hallerin İş Ticaret Genel Müdürlüğü. Gümrük Ticaret Bakanlığı. Peki hiç bir dilekçe yazdık mı buraya siz? Defalarca. BİMER'e bu şekilde yazdık biz. Peki milletvekillerimize bilgilendirdiniz mi? Milletvekiller halimize uğramıyor milletvekilleri sağ olsun. Seçim zamanı. Seçim zamanı. Geliyorlar. Söz veriyorlar. Bütün partilerin ama değil mi? He, bütün partiler. Bu bölge. Şimdi bu bölge ticareti bir farklı. Gerçekten farklı. Ben 20 yıl kamyonculuk yaptım. Türkiye'nin her yerinden, Çanakkale'den, her yerden taşımacılık yaptım. Cepse taşıdım. Ondan sonra bu sektöre geçtim. Evet. Bu bölgedeki ticaret çok farklı. Türkiye'ye uymuyor. Birilerine de, kuyrukluğu seviyoruz galiba. Birilerine de sorduğun zaman, ben aslen Burdur Bucaklıyım. Bir Antalya bölgesinde çok çalıştım. Gazipaşa'da. Orada yapamazsın. Yapamazsın. Hayatta yapamazsın. Olmaz o bölgede yok. Hangi parti belediye reisi olursa olsun yapamazsın. Burada da hangi partiyi belediye reisi yaparsan yap. Görmez. Böyle gelmiş böyle, böyle gider. Çünkü burada şöyle bir şey var. Kanunda her şeyi net yazacak. Uygulayıcılar, maliyesi hepsi kim görev yapacaksa işi bilecek. Toparlayacak. Şimdi dağılmış kanun. Maliye ben bilmem diyor. Bilmiyor, yasayı bilmiyor. Nasıl uygulayacağını bilmiyor. Evet. Halime sizin ne olduğunu bilmiyor. Ama siz faturanızı kestim, yanlış kestiğinizde gelip sizin tepenize biniyor ama değil mi? Ama kümesteki tavukları dövmek kolay. Biz siz kümeste hazırsınız. Biz hazır kümeste tavuğuz. Ha biz. Çok zor. Yani düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Her şeyi bırak diyorum. Sen de git al dışına ya. Gerek yok. Sen bu devlete vergi vermeye mecbur musun? Ben icralıyım şu anda maliyeden. Ödeyemedim. İcralıyım. Bildirmeseydim icralık olmazdım. Kazanmamış olurdum. Değil mi? Yani dürüst bir çalıştığım için. Rahat rahat giderdim. Her şekilde af çıktı bak. İki kere af çıktı. Bizim halcilere çıkmadı. Kira borçlarımıza çıkmadı. Düşünebiliyor musun? Siz üvey evlat muamelesi görüyorsunuz. Bize bir de bak bize teminat istiyorlar. Ya binaları biz kendimiz yaptık bu binaları. E şimdi öbür tarafa geçince bu binanız boşa gidecek. 200 bin TL. Şimdi yapayım desem 200 bin TL'ye yapamam burayı. Bundan iyi teminat var mı? Kendim yaptım. Hepimiz, bütün halinin personeli kendisi yaptı. Hal dışında teminat yok biliyor musun? Böyle bir eşitsizlik olur mu? Anasam eşitlik ilkesi var diyorlar. Hal dışında teminat yok. Şimdi sevgili hal dışında sorumluluk yok. Bin dokun bin ah işit emrullah kulakların çınlasın diyeceğim ama karşımdasın sevgili kameraman arkadaşım. Biz ne diye ortaca haline gelmişiz, o bizden söylemesini çekmişiz. Aslında durumlar çok farklıymış. Hani burada aslında vahim bir durum var. Yaşanan bir kaos ve bir travma var aslında. Yani siz şimdi hal kanunuyla, kanunu siz biliyorsunuz ama uygulaması gerekenler bilmiyor. Dışarıda bir keşmekeşlik var. Aynen. Sizden birini koysunlar o zaman yani bu denetimlere bir sormaları için. Olmuyor mu? Olmuyor. Yok. Durmayın. Sevgili seyirciler gerçekten çok farklı bir seçim ama burada hani seçimden seçime gelen milletvekillerimiz var ya, hem iktidar partisinin milletvekilleri hem de muhalefet partisinin milletvekilleri ki Muğla biliyorsunuz halkçı bir kalabalığa yoğunluğa sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı Muğla'da vardır. Ama biz o milletvekillerimizi bence halde görmek istiyoruz. Bir gün çağıralım onların hepsini AK Parti'nin kim nerede istiyoruz? Onları da çağırıyoruz.
Seçimden CHP'nin seçime gelmesinler. Istiyoruz, hepsini bütün, istiyoruz. Çünkü nedir? Yani, bir tane ortaca milletvekilimiz var Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Mehmet Erdoğan'ımız var. Üç tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili var. İki tane de AK Parti'nin milletvekili var. Onu da seçim zamanı gördük burada. Seçim zamanında gördünüz herkes. Onu da seçim zamanı gördük. O zaman gördük. Biz bir çağrıda bulunalım Muğla Türk olarak. Şimdi, biz milletvekilerimizi burada görmek istiyoruz. Olay şuradan kaynaklanıyor esas. Üreticimiz zannediyor ki yasal olduğu zaman ürünün para etmez, kimse almaz. Ya başka bölgede yasal alıyor adam. O firmaların hepsi başka bölgede yasal alıyor. Ha yasal alınırsa para kazanamayacağım. Belediyeler de bundan bence bundan korkuyor. Oy kaybederim. Yani üretici ha, acaba fiyat koltuk sevdası. Fiyat düşüverir de. Fiyat düşüverir de bize yüklenir mi üreticiler diye. Oysa üreticinin hakkını garantiye aldığın zaman üretici kazanırsın. Zaten seni el üstünde tutması lazım. Ha, işin sebebini anladık sevgili izleyiciler. Göz yummanın sebebini de anladık. Aslında affınıza sığınıyorum. Burada sizin suçunuz yok. Evet. Tabii ki bir açıklamayı yapmakta basın olarak bize düşüyor. Burada bir göz yumma var. Ortaca'da biz bunu çözdük sevgili izleyiciler. Her ne kadar başkanlarımız burada durumu idare etmeye çalışsalar da, dertlerini anlatmaya çalışsalar da aslında başkanlarımızın ve Ortaca'daki halin ve dışarıdaki korsan hal diye nitelendiriyoruz. Bunların nasıl çözülebileceğini aslında herkes biliyor da işte 2019'daki gelecek seçimlere birazcık daha zeminleri sağlamlaştırmak, ama zemin sağlamlaştırmak istiyorsunuz. Gerçekten üreticinin ve halkın yanında olmanız gerekiyor. Siz geçici önlemler alıyorsunuz aslında. Ben art niyetli bir mal almaya gelsem hepinizi tokatlar giderim ki Köyceğiz'de hepimizin portakal tarihleri var. Ben rahmetli babaannemin çok iyi dolandırdığı dönemleri bilirim. İşte bu ürün halin içinde satılmış olsa bunu yapamaz. Benden belge alacaksın. Ben de karşı tarafa belgeyi verdiğim zaman paramı alabiliyorum. Siz de benden paranızı alabilirsiniz. Ya ne var? Halin içinde ne var? Burası er meydanı. Buyurun. Şimdi orada işte canlısı alışverişi. Gelmek. İşte gelmek demek ki köylüde de bir sıkıntı var. İnsanları çok kötü rekabete sokuyorlar alıcılar. Evet. Piyasa haksızlık, karıştırması, bu haksız rekabet var. Üreticiye karşı tribüne oynuyorlar. Tribüne diyorlar ki üreticiyi de ayaklandırıyorlar. Üreticiye diyor ki bak ben diyor malınızı almam diyor sonra diyor. Bu şekilde ya razı olun. Oh. Bir çiftliği bulmuşlar. Ha, bir yetkili geldiği zaman, bir denetim geldiği zaman ağız birliği yapalım diyor. Üreticiyi de korkutuyor. Üretici de korkuyor. Ben aracıyı göstermiyor. Ürünü sattığında son alıcıyı gösteriyor. Buna sattım diyor. Tabii. Ama aslında buna sattı ürünü. Evet. Sedai Bey'e sattı aslında ama Sedai Bey göstermiyor. Sizi gösteriyor. Ayşe teyzem sattı ama Ayşe teyzem malı nereye sattı bilmiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak ne diyelim, ne söyleyelim izleyicilerimize? Biz kimden derman bulalım ama konuyu bulduk. Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan yine iktidar milletvekillerini buraya getirmemiz lazım. Mutlaka bak torba yasa çıkardılar, bir ek kosalar. Biz de varız. Ama şöyle bir şey. Cumhurbaşkanımız Ekim ayında bu düzelecek, Ekim Kasım'da diye söz verdiydi. Gene onu da ekart ettiler. Ama şöyle bir sorun var. Onu dekart ettiler bak. Şimdi sevgili çıkartmadılar. O yasayı bak torbaya koymadılar. Şunu söylemek istiyorum ben. Yine burada bir sorun var. Çünkü Antalya'da bunu yaşamıyorlar. Diğer hallerde şimdi, bu sorunlar yok. Şimdi bak. Muğla'da, Ortaca'da yaşanan ciddi bir karışıklık şimdi var. Şimdi burası sonradan gelişen bir yer. Antalya benim çocukluğumda babamla kamyoncuyken. Sistem oturmuş diyorsun. Çocukluğumda gittiğim zaman oturuktu. Kumluca o şekildeydi. Gazipaşa o şekildeydi. Finike de o şekildeydi. O şekildeydi. Demre, şimdi, o bölgeyi aslında, biliyorum. Aslında yeni düzenlemelere göre her üründe etiket olması lazım. Çiftçinin TSE belgesinin olması lazım. Yok hayır, çiftçinin şeyi var. Barkod sistemi. Barkod sistemi. Üretim. Ha, cep telefonundan baktığın zaman gösterecek sistemleri falan, karakod örnekleri geldi bana. Yani bilgisayarda yüklü hepsi var. Bunların uygulanması lazım. Merdiven altı olmayacak. Evet. Bu etiketi vurabilen kim? Ürün burada yapılırken buradaki firmanın etiketi vurulması lazım. Paketleyenin etiketi vurulması lazım. Yani. Kim paketledi? Sorumluluğu kim? Bunların belli olması lazım. Bunların uygulanması geçiş dönemi. O zaman geçiş döneminde birazcık daha bir sesimizi duyuracağız. Sesimizi duyurmak zorundayız. Yalnız İvedilik'le Büyükşehir'den yeni hali hızlandırmasını istiyoruz. Bari onu yapsın da bari, bir görelim diyorsunuz değil mi? Ya bir görelim ya, ölmeden görelim. Allah uzun ömürler versin. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Osman Gürün Başkanımıza ricamız, arzımız bu. Ortaca, hani belki bir an önce yapılan yatırımları, hani çok geçen gün bir açıklama yaptın bizim haberlerin hemen sonrasında Sayın Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na, artık o yatırımlar Fethiye, Kumlova tarafına düşmüş de aciliyetinden de bir Ortaca haline bir
yatırım gelse çok iyi olacak. Buyurun Recep Bey, sizden de bilgi. Efendim? O Fethiye Ortaca Fethiye kutlama haline gelen yatırımlar dediniz ya. Evet. Ben orada hiçbir yatırım görmedim. Yeni 2019-2018 şimdi programına alınan yatırım bütçe Karadere, listesi var. Karadere haline siz onu göremezsiniz. Altyapı, tuvaletleri taşıyormuş. Daha evet, onlarla alakalı. Onları yaptılar. Dağım patlıyordu. Dağım patlıyordu. Bilhassa gittim gördüm. Evet. Oradaki şeyleri çözecekler. O tuvalete mi gitmiş? Hayır, hayır. Şimdi şöyle bir durum var. Büyükşehir yasasında şu anki bütçesinde 2018 yılında sorunu olan ve düzeltilmesi gereken hallere bütçe ayrıldı. Ama içinde ortaca yok. Ortaca bir şey yapılmadı. İşte yeri yapılmadığı için, yeri olmadığı için. Bir kapı düzenlemesi yapıldı bizde. Şimdi buraya yatırım yapsanız neye yarar? 3 gün sonra yıkılacak. Onun için yerinin bulunması lazım. Yani, yer yoktu orada. Yani onuncum. Dur, yerlerde sıcak bakılan yerler işte, var. Kimlerin işine geliyorsa önce bir yer planı bir çıksın. Bir ayarlayalım biz. Bunu da biz söyleyelim. Ben çok teşekkür ederim hayır, başkanım. Hayır, öyle bir düşünce yok. Öyle bir düşüncesi yok. Sayın Gürün başkanım. Öyle Osman başkandan bahsetmiyorum ben. Çünkü baktığımız zaman yeri önce bize belki ilçe belediyelerin vermesi Serap lazım. Serap Hanım belki. İlçe belediye elindeki yeri hazırlayacak. Diyecek ki evet burası hale uygundur. Büyükşehir'de gelip halini yapacak oraya. Değil. Büyükşehir değil mi? Ben böyle biliyorum. Evet. Osman Başkan'ın yer bulması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi. Osman Başkan'ın değil mi? Emlak Daire Başkanlığı emlak var. Başkanlığı. O zaman Emlak Daire Başkanlığı yeri bulacak. Emlak istimlak yapacak. Burası benim olacak diyecek. Projeyi yapacaklar. O zaman şunu rica ediyoruz. 2018'de bari hızlandıralım mı? Çünkü normalde 7-8 ay içinde bir hali bitirebilecek kapasiteye ve bütçeye ve paraya sahipsiniz.